Aramızdan ayrılışının 35. yılında mezarı başındayız. Bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesinde emek veren, bu uğurda can veren kayıtlarımızla ilgili bir dakikalık saygı duruşunda anılar önünde saygıyla geliyorum. Dostlar, Türkiye İşçi Partisi diye mücadelede kaybettiğimiz arkadaşlarımızın her yıl anmalarını yapıyoruz. Dün İstanbullular olarak kırklar elindeydik. Dün Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda Kırklareli'nde ki anmaya gittik Faruk Ersan arkadaşımızı. Ankara'da Serdar Alten, Hürcan Gürses'i Ankara'daki arkadaşlarımız andı. Bursa'da Latif Can, Efraim Ezgin, Osman Nur Uzunlar arkadaşlarımız anıldı. Antalya'da bir salon toplantısında Hürcan'ın iki kız kardeşinin de katıldığı ve partili arkadaşlarımızın ve ilerici demokratların da katıldığı bir anma toplantısı yapıldı. İzmir'de gezi tutsakları için günlerdir devam eden adalet nöbetine İzmir'deki partili, Türkiye İşçi Partili arkadaşlarımız, Türkiye İşçi Partisi'ni derken 60-61-87 not etmek istiyorum. 1987. Not etmek istiyorum. İzmir'deki partili arkadaşlarımız da Mimarlar Odası'ndaki adalet nöbetine katıldılar. Bugün Çorum'da Salih Gelenci arkadaşımız anılacak. Aynı zamanda Gar katliamında katledilen bir arkadaşımız da Çorum'da anılacak. İki anmayı bir araya getirdik. Şimdi biraz sonra konuşma yapmak için Günseli Andaç Atalay arkadaşımıza söz vereceğim. Ama ondan evvel konuşmasıyla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Feyce Hanım'ın ölümünden sonra her yıl mezarbaşı anması yapıyoruz. Tarihte çok önemli yeri olan 1992 yılında bir Beyce Boran anlaşmalar anmalar günüleri yaptık. Mezarbaşı, panel ve Atatürk Kültür Merkezi'nde bir gece düzenledik. Beşinci yıl anmasında yapılan panel, 10. yıl anmasında yapılan panel Günsel arkadaşımız tarafından banttan çözüldü. Kitap haline getirdik. Bugün burada sizlere sunacaktık. Ama bir tarih karışıklığından dolayı gelemedi elimize. 5. ve 10. yılda paneline katılan çoğu büyüğümüz bugün hayatta değiller. Ama iyi ki bu anmaları yapmışız. İyi ki bu büyüklerimizi burada Beyce Hanım ve Türkiye sorunu üzerine görüşlerini dile getirmişler. Bu kitaptan ben duyuru yapmıştım değişik mecralarda. Bu kitaptan edinmek isteyen arkadaşlar bana ulaşabilirler. PTT kargoyla sizlere göndereceğiz. Kitabın şeyini de söyleyeyim, 85 liradır. Şimdi sözü Günsel Andaç Atalay arkadaşa veriyorum.